Konuşacağız. Ahmet Faruk Ünsal internet bağlantısıyla yayınımıza. Ahmet Bey merhaba. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Ahmet Bey, önce Öcalan'ın mesajıyla başlayalım. Tecrit devam ediyor diyor Abdullah Öcalan, kamuoyuna yeğeni ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan Ömer Öcalan aracılığıyla ulaştırdığı mesajda. Tecrit devam ediyor, sizce ne demek acaba? Öncelikle dünkü TUSAŞ saldırısını gerçekten lanetliyorum. Maalesef birçok masum vatandaşımız hayatını kaybetti. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Şimdi tabii bir saldırı doğrudan Devlet Bahçeli'nin çağrısının hemen arkasından gelmiş olması, herkesin aklında bu saldırının devam etmekte olan sürece dönük bir müdahale hevesiyle yapılmış bir saldırı olduğu kuşkusunu getirdi. Ölenlerin, yani saldırganların kimliğinin açıklandığını ve örgütsel bağlantıları olarak Pekkeli oldukları öğrendik. Bu tabii saldırının doğrudan PKK tarafından organize edildiği anlamını kaçınılmaz olarak çıkartmaz. Yani öldürülenlerin bir dönem PKK'lı olması saldırının PKK tarafından yapıldığı anlamına gelmez. Nitekim bugün yanılmıyorsam Devlet Bahçeli'nin meclisteki danışmanlarından biri de MHP'li olmasına rağmen Bahçeli'nin işte başlatmış olduğu bu süreci eleştirdiği için görevinden alındı. Yani bir örgütte, bir organizasyonda onun resmi kararları doğrultusunda hareket etmeyen bir takım şeyler çıkabilir. Bu Bahçeli'nin bizim... kendi, arkadaşlar başlığı da değiştirelim. Ahmet Faruk Bey önce saldırı üzerine bir değerlendirme yapmak istedi. Bahçeli'nin kendi mesajı da bu bağlamda önemli. Ahmet Faruk Bey, kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır diyor. Yani Devlet Bahçeli de bunu sürece yönelik bir müdahale olarak değerlendiriyor bu saldırıyı. Aynen öyle. Hepimiz öyle değerlendirdik. Zaten yani görünen köyde kılavuz istemez. O yüzden faillerin örgütsel bağlantılarından ziyade ya da bir dönem hangi örgütle ilişkili olduklarından ziyade PKK'nın bu saldırıya dönük nasıl bir tepki vereceğini görmek lazım. Ve şimdiye kadar bildiğim kadarıyla oradan bir sahiplenme gelmedi. Dolayısıyla bunun ya bir inisiyatif, bağımsız bir inisiyatif ya da birileri tarafından Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi kiralanarak süreci baltalamak üzere yapılmış bir eylem olarak değerlendirmek ilk akla geleni. Öcalan'ın mesajlarına gelince tabii yani örgütüyle temas kurması, eğer bahsettiği gibi bir silah bırakma ve hukuki ve siyasi sürece mücadeleyi taşıması, programını yürütmesi söz konusu olacaksa bunun kaçınılmaz şeyi, gereği tecritin kaldırılmasıdır. Zaten aile görüşmesi çerçevesinde milletvekili olan yeğeninin de İmralı'ya gitmesinin sağlanması bir anlamda devletin de artık Öcalan'ın dışarıya politik mesajlar vermesinin yolunu açtığını gösteriyor. O yüzden şu anda Öcalan'ın mesaj verme imkanının kendisine verilmiş olmasını önemli bir adım olarak görüyoruz. Soğukkanlı olmak lazım. Bu tür saldırılar PKK adına yapıldığı işte izlenimi veren bu tür saldırıların süreci baltalamasına müsaade etmemek lazım. Gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Hem Orta Doğu hem Türkiye. Bu sürecin milliyetçiliğin merkez partisi olan MHP tarafından en üst düzeyde çıta Ahmet Faruk Bey, müsaadenizle bir virgül koyayım müsaadenizle. Şu anda ekranda görüntüleri var.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Atakan Şahin Erdoğan için Ankara'da, Sincan'da şu anda cenaze namazı düzenleniyor. 5 kişiden biriydi Atakan Şahin Erdoğan, güvenlik görevlisiydi. Saldırı sırasında hayatını kaybetti. Sincan Yeni ilçesine bağlı Yenikent semtinde oturuyordu Atakan Şahin Erdoğan. Evinin bulunduğu binaya dün akşam Türk bayrakları asılmıştı. Bugün ikindi vakti cenaze namazı kılınıyor Atakan Şahin Erdoğan için Ankara Sincan'da. İlk cenaze töreni Murat Sarı için yapılmıştı. Murat Sarı taksi şoförüydü. O da dünkü saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden biri. Onun taksisiyle iki saldırgan TUSAŞ'a gitmişlerdi ve öldürerek taksinin bagajına koymuşlardı Murat Sarı'yı. Evet, ticari taksinin bagajına koymuşlardı ve bugün Kahramankazan'da Murat Sarı için cenaze töreni düzenlendi. Bu ikinci tören, Atakan Şahin Erdoğan için düzenlenen cenaze töreni Sincan'da yapılıyor. Henüz cenaze töreni düzenlenecek, toprağa verilmesi gereken 3 kişi daha var. Yani bugün başka cenaze törenleri de göreceğiz. Bu saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze törenleri yapılmaya devam edecek. Buyurun. Allah rahmet eylesin efendim. Ailelerine sabır diliyorum. Buyurun, devam edin. Şunu söylüyordum. Tabii bu sürecin milliyetçiliğinin merkez partisi olan MHP tarafından başlatılmış ya da ilan edilmiş olması ve süreci çok, çıtayı çok üste koyarak, yani Öcalan'ın mecliste konuşmasını hedefleyen bir yere çıtayı koyarak deklare edilmiş olması, bu işin ne kadar büyük bir ciddiyetle devlet katında ele alındığını gösteriyor. Dolayısıyla eğer Allah göstermesin önümüzdeki günlerde süreci bozmaya dönük bu tür terör faaliyetleri olur ise eğer, devletin kudretini kullanmakta olan gerek bakanların gerek işte üniformalı bürokratların bu sürecin selametine halel getirmeyecek bir soğukkanlılık içerisinde meseleyi değerlendirip ona göre yaklaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Bu süreci feda etmeyelim. Gerçekten Orta Doğu'nun son derece kritik bir aşamadan geçtiği bugünlerde, Suriye'de özellikle defalarca ifade etmiştim, muhtemel bir otorite boşluğunun oluşarak orada farklı bir yapının ortaya çıkmasının Türkiye'nin aleyhine olmayacak şekilde şey yapılması, yönetilmesi meselesi bence Türkiye açısından da bir veka sorunudur. O yüzden Öcalan'ın devreye sokulması önemli bir inisiyatiftir. Soğukkanlılığı koruyarak bu süreci bu sefer inşallah sonuca ulaştıralım. Yani 2013-15 sürecindeki gibi akim kalmasın. Evet. Bu arada yeni bir haber var. İlgi çekici buldum. Ahmet Faruk Bey, bana katılır mısınız bilmiyorum. Alaaddin Çakıcı, ki kendisi organize suç örgütü liderliğinden hükümlü bir isim, Devlet Bahçeli'nin müdahalesiyle cezaevinden çıkmıştı biliyoruz. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş. Birlikte de bir fotoğraf paylaşmışlar. Evet. Yani Devlet Bahçeli'nin bu çıkışından sonra Öcalan gelsin, mecliste konuşsun çıkışından sonra milliyetçi çevrelerden Devlet Bahçeli'ye çok sert eleştiriler geldi. Dün mesela İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu çok sert bir konuşma yaptı grup toplantısında. Başka isimlerden de, MHP'den kopmuş kimi isimlerden de sert eleştiriler geliyor. Bu süreci eleştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin danışmanlarından birinin partiden gönderildiğini az önce siz de söylediniz. Bu kamuoyuna verilmek istenen bir mesaj sanki. Yani bu çağrısına rağmen Alaaddin Çakıcı'nın kendisine yönelik desteğinin, ki Alaaddin Çakıcı da ülkücü kimliğiyle bilinen bir isim, desteğinin devam ettiğinin bilinmesini istemiş gibi Devlet Bahçeli. Katılır mısınız? Aynen öyle. Katılıyorum. Tabii
Bu sürece, fotoğraf atmıştım arkadaşlar, bu arada verebiliyorsak ortaya verelim onu. Buyurun. Tabii bu sürece dönük milliyetçi mahallenin daha küçük, görece küçük partilerinden itirazların gelmesi son derece anlaşılabilir bir şey. Zafer Partisi, İyi Parti ve galiba Büyük Birlik Partisi de bir şekilde tepki gösterdi. Fakat ben hani hem hükümet sorumluluğunu bir tarafıyla omuzlarında taşıyor olması nedeniyle hem de milliyetçi cenahın büyük partisi olması bakımından MHP'nin tutumunun milliyetçi mahalleyi'deki asıl başat şey olarak, tepki olarak veya yaklaşım olarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tür itirazlar olacak, olur. Fakat çok şükür ki hem CHP'den yani ana muhalefet partisinden hem de yani iktidar bloğu bir bütün olarak bu süreci sahiplenmiş gözüküyor. Hı-hı. Sadece az önce söylemiştim, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sürecin bozulmasına dönük bu tür benzer terör saldırıları ileride gerçekleşir ise hükümetin ve silahlı bürokrasinin sürecin selametine halel getirmeyecek bir dikkat ve soğukkanlılık içerisinde meseleye yaklaşmasının hayati olduğunu düşünüyorum. Peki, milliyetçilerden özellikle gelecek itiraz, sadece milliyetçiler değil aslında, yani farklı toplum kesimlerinden de bu sürece ciddi manada itirazlar var. Özellikle Bahçeli'nin çıtayı en tepeye koymuş olması, yani Öcalan'ın mecliste konuşması gibi bir olasılığı gerçekleşir ya da gerçekleşmez dillendirmiş olması bu tepkileri daha da köpürten bir etki yarattı esasında Ahmet Faruk Bey. Bu tepkinin yönetilebileceğini ya da eğer gerçekten ortada bir çözüm süreci varsa, gerçekten bir takım adımlar atılacaksa kamuoyunun büyük ölçüde rızasının alınabileceğini düşünüyor musunuz? Devlet Bahçeli'nin burada üstlendiği rol bu manada olumlu bir etki yaratır mı? Yaratabilir. O sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgilidir. Birincisi, Türkiye'nin zaten mevcut aşağı yukarı bir iki yıldır yaşamakta olduğu ağır bir ekonomik bunalımın kendi politik meselelerini askerileştirmesi ve güvenlik meselesine dönüştürmesinden kaynaklı bütçeye getirmiş olduğu ilave yükler var. Bu gerek işte 1984'ten bu yana devam etmekte olan bu güvenlik perspektifle meseleye yaklaşmaktan kaynaklı ekonomik yük, gerekse de son 1-2 yıldır işte yaşamakta olduğumuz ağır enflasyon koşullarını da iyice zorlaştıran bu güvenlikçi politikaların barış içerisinde çözüme ulaştırılması halinde ekonominin iyileşeceğini, bunun aslında toplumda kümülatif bir zenginleşmeye sebep olacağını eğer iyi anlatabilirse hükümet ve yani bir şekilde bu bir kampanya şeklinde topluma anlatılabilirse ben insanların buradan bu hükümetin yaklaşımını anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Yanı sıra tabii bu tür askerileşmiş ve güvenlik konsepti çerçevesinde yaklaşılmış politik meselelerin yani ekonomik yükünün yanı sıra bir de hepimizin bildiği gibi büyük bir insani şeyi de var. İnsanlarımız hayatlarını kaybediyorlar. Bir kısmı Türkiye dışında yaşamak zorunda kalıyor. Bir kısmı işte Irak'ta, şurada, burada elinde silah ve dağ başlarında maalesef yaşamak zorunda kalıyorlar. Bir de toplumsal kırılmalar yaşanıyor. Yani ülkenin bir tarafında yaşayan insanların öbür tarafında yaşayan insanlara dönük kuşkuları ve toplumsal birlikteliği bozan yaklaşımları da bu vesileyle tedavi edilmiş olacak. O yüzden ben hani iyi bir kampanyanın
topluma iyi anlatılmış bir barış sürecinin çok büyük bir dirençle karşılaşmayacağı kanaatindeyim. Burada önemli olan tabii örgütün silahsızlandırılması meselesinin çok iyi şey yapılması lazım, planlanması lazım. Dünyada bunun birçok örneği var. Çatışma çözümlerinin silahsızlandırılma aşamasının nasıl gerçekleştirildiğine dair. İşte Güney Afrika'dan tutun İra'ya kadar, İngiltere'ye kadar, Kolombiya'ya kadar, Filipinler'deki Moro ihtilafına kadar. Dünyada bu konuda birikmiş yeterince fazla deneyim var. Bunlardan da yararlanılarak Türkiye bu meseleyi silahsızlandırılmış bir meseleye dönüştürüp siyaset zeminine eğer aktarabilirse, evet, bu herkes için son derece şey önemli bir konu olacaktır. Evet, önemli bu arada, adım olacaktır. Evet, dün saldırı